Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videoda dedik 911 ile bir launch control yapalım. Launch control videosu olsun. Ben de merak ediyorum araba launch control nasıl yapıyor, nasıl bir hisle öne fırlıyor. Elimizden geldiği kadar, çünkü GPS ölçme aletimiz de yok. Şeyi ölçmek isterim. Enişte o sen parmak gücüne bağlı start stop'u saniye olarak. Ne bileyim yani, bu ilk kez bizim galiba ciddi halde arabaya basacağımız bir video olacak. Çünkü zincir gergisi, sağ olun arkadaşlar. Zincir gergisinden sonra ve daha önce de hiç basmadık arabayı. Birkaç tur attık, motoru ısındırıyoruz. Yani motor bir ısınsın. Depomuz zaten boş, optimal bir deney için. Zaten depo boş olmasa ne olacak? 50 litre, 55 litre depo alıyor. Onun ağırlığı ne yapacak buna da? Öyle bir video başlatalım dedik arkadaşlar. Ayrı bir soru, bizim aklımızda olan bu kaplama sökme işi falan, ne bileyim yani, enişte güzel duruyor yani, arabanın bir hoş bir rengi var yani. Bence yakışıyor. Yakışıyor ama siyah daha hiç görmedik. Siyah yani gördük de yani, bu arabanın üstünde siyahı görmedik. İçinde konyak rengiyle falan bence daha güzel veya hoş olur. Ne yapalım, motoru cıkıdır 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 yavaş yavaş ısınıyor. İçeri geçelim bir. Bir motor bence yeterince ısısını almıştır. Bir launch kontrole geçelim az sonra. İlk önce bir tur mu atsak, bir turumuzu atalım. Bir tur atalım, ondan sonra yapalım. Ondan sonra launch kontrole geçeriz. Bir 100 ile 200 arası deneriz. Tabii yollar müsait olursa. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bir video için kendimizi ve çevremizdekileri rizikoya atmıyoruz. Olursa olur, olmazsa da önemli değil. Maksat yaptığımız videolarda kendimiz veya başkalarını tehlikeye atmak değil. Yani bunu da burada söylemek istiyorum. Bu sırf müsait olursa yolumuz, yapacağımız bir deney olacak. Olmazsa da sağlık olsun. Yapacak bir yani, şey yok. Yapacak bir şey yok. Aynen. İçeri geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, burada launch kontrolümüzü deneyeceğiz. Şimdi şu, zaten siz oradan görüyorsunuz. Burada çeşitli menülerimiz var arabada. Performansı açalım. Ondan sonra enişte, şimdi senin eline şunu verelim. Tamam deyince tamam, yani pek %100 aynı olacağını değil de, ama bastığımızdan başlıyorsun, yüze vardığımızdan bırakıyorsun. Nasıl yapacağını bilmiyorum. O da sensörünün. Evet arkadaşlar, burada bir ilk launch kontrolümüzü yapalım. İlk ve son zaten. Bunun arkasından 3-4 tane gelmeyecek. İşte arkadaşlar, telefon kullanmayı bilmiyor maalesef. 28'e geldi direkt. Ya bırak oğlum, bir kere daha deneyeceğim. Bir launch kontrol. Telefon tutmak mümkün değil çünkü araba itiyor yani, anlatabiliyor muyum? Araba itiyor da yani bunları yapacaksınız. Evet arkadaşlar, yollar burada müsait. Onun için böyle bu kadar rahat davranabiliyoruz. Kapalı alan burası, biliyor musunuz? Telefonu verir misin? Yok, yapmayacağım öyle. Tekrardan bir... Her launch kontrol kilometre... Özür, her launch kontrolde bir 3 kilometre kayboluyor ya yakıttan. Yok, 5 oldu şimdi. Arkadaşlar buradan yola çıkıyoruz. Tavanımızı kapatalım. Gerçekten kanışım lazım. Thank you.
%200 nasıl zaten zaman ölçmeyeceğiz de kalkışına bir bakalım. Arkadaşlar şimdi small talk yapalım biraz değil mi? Yani yahu insan bu arabada biraz çok kısıtlı oluyor gerçekten öbür arabalara rağmen. Performans yani şey olarak nasıl diyeyim sana. Şimdi biz approved yapacağız diye diyoruz da bu da belli değil yani yapacağımız yapmayacağımız. Porsche'den işte termin aldım. Porsche ona karar verecek bu arabanın approved alma imkanı var mı yok mu diye. Olmazsa bir ihtimal tabii aklımızdan birkaç şeyler geçiyor. Onları yapacağız. Ama bir de bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim böyle başımın ağrımasını da istemiyorum polisten veya başkasıyla biliyor musun? Sen de daha iyi biliyorsun. Evet. RSD'de biz o yönden biraz sıkıntı çektik. Şanssızlık oldu. RSD'yi zaten kısaca tutmamızın sebeplerinden de birisi de buydu tabii. Çünkü arkadaşlar Almanya'da yapılmış bir arabayla dolaşmak, çatara patara donkoyup falan güzel olabilir de sevmeyenin de varsa ve çekemeyenler olunca tabi ihbarla başını ağrıtabiliyorlar. Biz de öyle bir sıkıntıya gelmemek için ne yaptık? Kademe kademe hep yavaş 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 arabaları modellerini yükseltmeye çalıştık. Böyle böyle buraya geldik. Yani bunu da söylemek lazım. Ama bu da yapılar bunlara çok tepki veriyor. Şimdi arkadaşlar size kısa bir hikaye anlatayım. Eniştemle yaşadığım hikaye. Aynen işte doğru. Biz çarşıya gittik bir şeyler yemeye ayıptır söylemesi. Ondan sonra orada küçük bir şey. Diyarbakırlıydı değil mi çocuk? Urfalı mıydı? Urfalıymış. 1.50-1.60 boyunda. Belki bizi videoları izliyordur. Buradan görüyordur. Selam olsun sana. Yani elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık sana ama sen öyle bir batmıştın ki konuştukça daha çok batıyordum. Arkadaşlar araba 328 E46. Polisler durdurmuş 2 tane T5. T5 yani nasıl diyeyim sana? Şey kontrole gelmiş. Bu kontrolde ne bileyim dik kafalık mı ne yapmış? Polis 2 tane T5 araba oraya çağırmış. Demişler sen böyle mi yapıyorsun? Biz de böyle yapıyoruz. Arabayı kontrol etmişler. Zaten ona bir şey diyeceğim yok. Misal arkadaşlar bak burada şey vardı. Folyo vardı arka camlarda değil mi? Evet folyo var. Onları çekmesi lazım. Burada folyo yaptığın zaman cama küçük bir numara yazması lazım. Yani EU numarası veya ne bileyim Sulasun numarası. Onu kullanabilesin diye. O yoktu bir kere. Ondan sonra hava filtresi var. Hava filtresi eksikti motor yerinde. Hava filtresi kutusu yoktu. Onu zaten ben çok şaştım. Öyle nasıl kullanıyor? Motor hatası falan da veriyordu. Motor da zaten pek iyi çalışmıyordu ama. Sen bindin değil mi ona? Bana için. Yo ben çekmedim. Bindim ha. Evet ama çekmedim arabayı. Yani o rizikoya girmek istemedim. Şimdi adam bir de arabasını çok para ister vallahi. Ondan sonra ya böyle karbon parçalar takmış. Burada da tabii o yönden de bir sıkıntı var. Ben onu ilk kez burada gördüm. Karbon parçalar takmış. Tamam. Yani karbon spoiler'ın kağıdını istiyor. Bunu bu arabaya takabilir misin diye bunun izni olur. EG turası mı bilmiyorum öyle bir şey. Yani bunu da ilk kez gördüm ben. Böyle cins adam o kadar uzun. He ön lambalar, farlar bu arabaya uygun değil. Sen normal fardan senona uydurmuşsun ve senon yapmışsın. 10 derece cezası var. Onlar da kullanamazsın. Onu bunu derken tabii bir de tekerler kabaktı. Yaylar ondan sonra yere çok alçaktı. Yani taktığın yayların kağıtları olması lazım. Her yaptığın işlemin bir kağıdı olacak. Veya Fahrzeugschein diyoruz biz buna. Bununki burada mı? Yok yanımda değil ama arabanın kağıdına bir işlem yapman lazımsın. Her yaptığın bir değişiklik. Tabii her yaptığın bir değişiklik. Bunda hiçbir şey yoktu. Arabayı en son bağladılar.
İşin kötü tarafı da polis yakalıyor ya bunu. Bir kez olmamış anladım. Adamın ehliyeti de yokmuş. Ehliyeti yok. Bir de adamın polisin taktığı olay zaten o egzoz var ya. Polis ona çok taktı. Doğru, bir de egzozu vardı değil mi? 100 oktan arkadaşlar. 100 oktan. 100 oktan oluyor değil mi buradaki? Tabii. Top Over Racing 100 oktan. 2 euro 11 fiyatı. Orada zaten fiyatlar yazılıyor. Her neyse 2 euro 11. 102 oktan olsam muhtemelen 2 15 falan olur. 102 oktan yolumuz üzerinde olmadığı için 102 oktan alıyoruz. Shelly V Power'da bence çok o kadar da şey kötü bir benzin değil şey. Yani 100 oktan iyi. Buna zaten 90 ne kadar yazayım? Arkadaşlar en düşük atacağınız oktan sayısı buna 98. Zaten bu Türkiye'ye gitmek için bak uygun bir arabada değil. Evet arkadaşlar, Slayolu bir sene biliyorum, Slayolu olur mu olmaz mı, Slayolu yapar mıyız yapmaz mıyız ayrı bir mesele, ama bu arabayla kesin kez yapmayacağım, buradan şimdiden duyuruyorum. Onu da söylemiş olalım değil mi? Paralı bakımızdan olmuş, kaça doldu. Kaç kalmış zaten ya? Ya bu genişte. Bak. Aa bak, ne dedim, bunda zaten 50 litre bir de depo var, baksana. Depo 55 Allah o zaman bunun. Takattı da 54-55 yapacak. Oldu. 6 litre fark etti bunun atmasıyla ya. Şimdi altına kadar doldurduk. 58 litrede. Ve 59 olabilir, 1 litre de içinde vardı. 1 litre ile 20 km gidiyorsa iyi değil. 60'lık mı deposu? Ya 60 değildir. Değil, 55 falan. Baksana 58'e. Evet, ana gel. Oğlum baksana şuraya. Oğlum oraya bakacağız ya, şuraya taşırdık. Arap ya çok bulunca anladın sen onu. Abi biz de. Biz de depo 60'lık mı diyoruz? Yere dökülüyormuş. Yok, bunu bilerek yapma da tabii, şey değil. Bunu hemen temizleyeceğiz de. Kağıt yok abi. Ben ne diyorum, Allah Allah diyor. Ben 60'lık zannettim depoyu. İyi de şey alıyor ha namussuz. Ne diyorlar? Benzin alıyor. Gel. Şimdi çünkü ilk aldığımızda arabayı 55'lik diye konuşmuştuk ya orada. Ben de öyle biliyordum. Önemli değil. Heh, elim benzine bandı. İyi yaptım. Şuraya atıyorum bak. Her neyse arkadaşlar. Bu video da buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Tamam.